Evet değerli gönül dostları, bu akşam sohbetimize başlamak üzereyiz. Herkes kestanesini ve fesleğini bir yana aldıysa artık başlayabiliriz. Merhabalar. Fesleğini aldık mı peki? Fesleğini aldık yanımıza. Kestane de biraz kötü gibi ama yine de şey yapılır, yenir. 20 lira verdim biliyor musun? Abi çok kestane pahalı. İnanılmaz pahalı. 255 lira falan. Bak yani. Ben kestane yetiştireceğim mesela bugün. Hı-hı. Aklımdaki ürünlerden biri. Kestane. Evet. Kaç senede veriyor şeyini? Kestane 10 senede vermeye başlıyor. 10 sene sonra. Evet. Peki tam mahsul mü yoksa ilk yok, mesela? Başlıyor. Asparagus'ta mesela şeydir ya. İlk 10 senede veriyor, sonra her sene veriyor ama değil mi? Artarak veriyor. Hı. 15'te falan. Ama 10 senede. Kaç yıl yaşıyor kestane abi? 70-80 yıl, 100 yıl yaşıyor. Yaşadığı süre boyunca veriyor mu peki? Tabii tabii. Yani ama tabii bir piki var. Hı-hı. Tam olarak bilmiyorum. Ama o pik dönemi yaşlanınca, 20 yıl falan en azından. Verimsizleşiyordu. Yaşlandıkça verimsizleşiyor evet. Ne kadar yaşlandıkça. İnsan gibi yani. Bitkiler çok fazla insan gibi. İhtiyaç duyduğumuz nem, sıcaklık gibi ihtiyaçlar. Tamamen. Ben de şu ara bitki yetiştiriciliğiyle uğraşıyorum biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden menekşe yetiştiriciliği üzerindeyim. Her geçen gün biraz daha insanlarla ortak taraflarını keşfediyorum. Bitkileri mi? Evet. Ha. Yani bitkiler tarih sahnesine yeni giriş yapıyorlar gibi bir şey var sanki insan için. Yani insanlık için. Çünkü hep geri planda kalmış bir organizm. Nasıl yani tarım? Önceden hayır, hayır şöyle, şöyle. Tabii ki de böyle de hani daha bitkileri hakkında bildiğimiz şeyler, yani bilimsel anlamda daha 1980'lerden beridir böyle ciddi bir şeyler var, araştırmalar var ve bakıyorsun mesela bitkilerin yani çok acayipler. Hani dokunduğunu hissedebildiğini mesela biliyoruz ya da bitkilerin ağaçların kendi aralarında mikoriza denilen mantar hücreleri sayesinde iletişim kurduklarını, savaştıklarını falan bilebiliyoruz bugün. Ve hani bizim için yeni bir boyut yani çünkü hep bitki hatta bakın şeylere Roma döneminde falan Roma döneminde bir sınıflandırma var böyle. Bitkiler şey görünüyorlar şey yapılamayan bir idrak akıl şeyi olmayan ama işte hareket edebiliyor oluyorlar falan. Ona da bir hani kılıf bulmaları lazım. Çünkü hayvanlar ve insanlar henüz şeyde falan. O da işte belli sistematik şey hareketler bazı şey yapıyorlar. Eşyalardan bir tık ayırıyorlar ama ve bu da böyle gidiyor yani baktığın zaman işte antik Yunan'da ya da o dönemde bitki zekası gibi bir şeyden bahsetsen Descartes, ne diyor bu deli derler. Hani Descartes bile mesela hayvanların bir makine gibi çalışan organizmalar olduğunu düşünüyor. Bitkileri zaten hani mesela şey yapamıyorlar. Bu Venüs sinek kapanı var ya biliyorsunuz hani yani bir etçil aslında. Ve bugüne kadar mesela o dönemin 1800'lerin en meşhur botanikçilerinden biri Linnaeus bu şeyleri Venüs sinek kapanını şey yapamıyor. Hani etçille bir bitkiyi yan yana getirmek çok şey olduğu için sınıflandıramayıp bu hataya düşüp halbuki birçok kanıtı da var karşısına sunuluyor falan. Yine de şey yapıyor. Böyle sınıflandırmıyor falan. Çok yakın tarihlere kadar. Ve bugün çok acayip organizmalar olduklarını biliyoruz bitkilerin. Yani evet. Hani Robin Cruz'u mesela düşünün, kitabın ilk 100 sayfasında falan bir
şey olmadığını, canlılık olmadığını görüyor falan. Ve halbuki her yer bitki yani bunu. İnsan merkezli bakış açısından dolayı. Yani inanılmaz bir yapı. Ve... İkinci bitki dünya savaşı varmış. Böyle bitkinin tarihinde. Ya bitkiler zaten ilk karede hani şey yaptıklarından biri inanılmaz bir şey. Yani bütün dünya aslında onların şeyinde, himayesinde ilerliyordu. Ta ki bugün onları yok edebilecek yegane güçlerden bir tanesi insanoğlu. Evet. Ya onları kurtarabiliriz. Yani kadar. Bu arada hani rahat bıraksak belki. Evet. O şeyde görülen gibi neydi şey patlayan kimyasal Çernobil'de. Çernobil'de görülen gibi. Onu gördünüz mü? Dizisini mi? Gerçi izledin mi? Çernobil'de orada değildi. Bir belgesel değildi sanırım. 30 sene falan geçtikten sonra üstünden. Şu an biliyorsunuz hala insan giremiyor. Radyasyon çok yüksek oranda falan. Kara turizm diye bir şey başlamış. İşte maskelerle falan filan şeye giriyorsun. Çernobil bölgesine. Fotoğraf turistik fotoğraf falan filan gibi. Ama ona da böyle termometre şey, falan hani alıyorsun falan. Şey işte termometre değil. Ama bundan radyasyon ölçer. Öncesinde de şöyle bir şey vardı. İnsan ama giremiyorken her yerde hayvanlarla dolmuş. Mantarlar çıkmış, kurtlar, ve tilkiler. Işte binaların üstünü otlar kaplamış. Karacalar falan olmuş. Ve şeyler işte ne bileyim geyikler, karacalar, kurtlar falan geziyor. Onlar gayet dört bacaklı içi kulaklı içi geziyor. Evleri de işgal etmişler işte. Aynen. Yukarıda kuşlar şey. Okupayla olmamasını bekliyor insan ama öyleler yani. Çok enteresan. İşte bizim kurgu filmleri bize çok etkiledi. Yok yani. Öyle de olabiliyor, olabiliyor aslında yani. Mutasyon yani çok fazla. İnsanda falan da var yani. Ne o ne olabiliyor? Değil mi? Mutasyon yani. Üç kollu doğuyor falan mesela. Şey. Kulak bilmem. Tabii. Çok acayip şeyler oluyor yani. O nasıl bir genetik bozuklukla şey abi, buluyorsa şekilleniyorsa. Sıradan bir insanız ve elimizde radyasyon uçağıyla geziyoruz yani. Çok acayip bir şey. Ben niye bu aleti tutuyorum şu an acaba? Arman ne yapıyorsun? Radyasyon uçuyor. Abi çok karanlık günler zaten bence bizi bekliyor. Yani bunun bir kısmı, yani bu maskelerin daha gelişmiş maske ve daha sabit. Maske bir giriş olduğu gibi değil mi? Öyle bir hissiyat var yani. Çünkü evet. Çin'de mesela Sultanahmet'te dolanırdı maskeyle falan. Bunun derdi ne falan derdik yani. Halbuki ülkesinde maske takıyormuş zaten o zamanlar. Hani hava kirliliğinde. Paranoya kalkılırlardı yani. Evet, bir garip gelirdi falan. Ama o kadar bu, şu an bu yeni bir şey değil ama ya. Vebada da maske takıldı. Şeyde de İngiltere'deki oturum hava kirliliğinde de ama, maske takıldı. Vebadaki maskeleri... Ama son 100 yıldır. 150 yani yıldır. Görüyorsun. Pandemilerde ya. Maske takılıyor. Hayır ya, o vebadaki şey senin dediğin sadece doktorların taktığı şey. Hasta, hasta ne takıyor? Hasta takmıyor. Ne takabiliyor? Peçete bir şey, peçete diyorum. Vebada hayır, bir böyle virüs gibi bir şey olduğunu bilmiyorlar ki. Hani... Evet evet, nereden geldiğini bilmiyor ki. Abi, yani havadan bulaşması mümkün. Yakıyorlardır yani. Yine cadılar. Veba da sonuçta veba bilmiyor. Mesela onda. Şeyin öyle bir taktiği varmış. Kubilay Han o dönem işte Moğolistan'da Cengiz Han oğullarından birisi. Veba döneminde Avrupa'nın Cengiz işte... Cengiz Han'ın adı A mı? Kubilay A. Kubilay Han. O ne artık ben de bir gittiğini fark ettim ama aldım ben. Ha. Tamam. Kubilay Han. Han'ın kelimesi de oradan geliyor biliyorsunuz hanım, değil mi? Cengiz Han. Hani sen ben... Burası benim hanım. Burası benim hanım. Bu da benim hanım. Öyle bu da benim hanım diyor. Öyle aynen. Ve han kelimesini işte kadının öyle hanım şeyini kazanması bu şekilde oluyor. Her neyse Avrupa semalarına girip mantılıkla vebalı şeyleri. Hadi be. İnsanları kalenin içine şey yapıp. Çok akıllıca. Kaleyi böyle fethediyor. Abi Lord of Drinks'e de vardı. Ve yok muydu? Ve insanlar şey yapamıyorlar. Ya da şeyde dünya ne... Neydi ya? Dünya savaşı ne? Dünya savaşı değil. Ne? Geçti gitti başıma. Ya şu Haçlı Seferlerinin olduğu... Cennetin Krallığı. Cennetin Krallığı'nda yok muydu abi mancınıkla? Vardı. Selahattin Eyyubi evet, falan evet. Şeyi. O filmde vardı. O tabii mancınık çok şeymiş. Bir mancınık bir kazığa oturtma.
Niye oturdun bunu söylerken? Onlar neyse ki. Kaza oturtma bu. Türkler de kullanıyormuş kaza oturtma. Evet şey evet, evet evet. Osmanlı'da olan bir uygulamaymış. Öyle bir kitap vardı. Aslında karikatür kitabıydı. Osmanlı'daki işkenceler diye. Anlatmayabilirsin bence. İnanılmaz, inanılmaz şeyler vardı yani. Çok eril bir işkence değil mi ya kaza oturtmak? Yani abi söylem... kaza oturtmak standartmış çünkü psikolojik savaşın bir parçası. Söylem barındırıyor yani. Söylem oradan geliyor zaten. Söylem falliye oturtuyorsun yani. Tabii tabii falliğin fallik olduğu zamandır. Tabii o zaman. Yani ucunu sevriyor falan. Evet. Evet. Mesela şöyle bir şey varmış. Çok böyle büyük gövdeli ağaçları kesip içini dolmalı biber gibi oyuyorlarmış. Senin onun içine oturtuyorlarmış. Üstten de zincirlerle omuzlarından bağlıyorlar. Sadece kafan ağacın üst kısmında kalıyor. Bu bir işkence. İstediğin her şeyi yedirip içiriyorlar. Ama bütün tuvaletini orada yapıyorsun. Kendi pisliğinde pişerek ölüyorsun ondan sonra. Yani böyle mesela bir işkence tekniği varmış. Bir evet. Tane daha var. O gerek da seksi. Bence mesela bir tanesinde ben söyleyeyim. Herkes bir işkence yöntemi söylüyor. Ben mesela şu an bir tane işkence yöntemi yaşıyorum. Bir işkence yöntemi anlatmak. Evet evet. Bebeksi nöronların zarar mı görüyor? Nasıl yani? Etkileniyor musun? Ben etkileniyorum ya. Nasıl? Film izliyorsun. İzlemiyor işte. Öyle filmler izliyorsun. Kafanı çeviriyorsun. Kafamı çeviriyorum. Gözümü kapatıyorum. Ben bekliyorum geçsin. Nasıl peki? Yani hangi saniye? Çok empati yaşıyorum ben. Galiba hissediyor gibi oluyorum. Yani hani... Hiç Danny Boyle filmi izledin mi? Yok. Danny Boyle izleme. O zaman... Zaten izlesen bilirdin. Hayır yani o zaman mesela sen şeyde de yani böyle çok vahşi şeyler mi yoksa atıyorum ne bileyim adam dağ işte şey yapıyor paraşütle şey yapıyor, çılgınca şeyler yapıyor ya da uçurum kenarında. O zaman vahşice. Vahşice şeyler. İnsanın rızası. Kan mesela gördüğünde mi? Kanla ilgili bir şey değil. İşkence. Ya işkence tamamen. Yani rızası olmayan ya da kurtuluşu olmayan birisine öldürmemek ve uzatmak yani. Bununla ilgili bir böyle peki yani travmatik bir şey. Yani... İşkenceye maruz kalmadım bir çocuğu da. Hayır ne bileyim senin üzerine bir sürü battaniye atmışlardır, sıkıştırmışlardır. Bunu bilmiyorum. Bu... Böyle bir şey hatırlamıyorum. Ya da böyle bir iki gelmedi bana. Şey, şunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bilmiyorum gerçek mi ama Pornhub'da tecavüz videoları yayınlanıyormuş. Gerçek tecavüz videoları ve gerçekten o kişi, videonun içindeki kişi gidip müracaat edip itiraz etmediği sürece kaldırmıyorlarmış. Bu gerçek bir şey mi? Sen mi söylemiştin? Hayır ben söylemedim ama. Ama zaten öyle oldu. Niye kaldırsınlar ki içeriği? Ama yani abi. Alan memnun satan memnunsa. Alan satan şimdi bu etik mesela. Nasıl mesela, memnun olabilir? Doğru yapmaz. Doğru işte, kadının kulağına giderse demek ki. Bu arada gerçek tecavüz değil değil mi? Ama rol play. Gerçek tecavüz. Abi o zaten suç teşkil ediyor suç yani. Suç olmaz ama. Ben o ayrı. Şey onu, ona site de girmez. Olur. Sayede porno evet, gibi çok büyük olur mesela. Şey. Ha orada olur. Hani Google falan gibi bir yaratma motoru üzerinden yapılan bir sitede. Evet evet. Doğru. Bence de olmaz. O tarz şeyler çok ama Deep Web'de var çok ilginç bir şekilde. Bunun satışı var yani. Hani bunu parayla mı? Parayla da satıyorlar yani. Atıyorum tecavüzdür, işkence videosu, snap. Peki bu şey kafa kesmeler. Duygusu ne demek yani? Neyden yapmak? Bu nasıl bir şey yani? Sadece mindset. Konuşalım istiyorum. Tecavüzcünün bundan hani zorla birini şey yapmak duygusu. Bilmiyorum, anlamlandırmaya çalışıyorum yani. Nasıl yani, bu şöyle, ben mesela, haz mı yaratıyor yani o? Atıyorum, biriyle sevişmek istiyorum ve bir şey oluyor. Ya da bu... Karşındaki hiç en ufak var. İstemiyorsa bile ben orada şey yaparım. Tabii ki, nasıl tabii zevk ki verebilir hani tabii böyle ki bir şey? Değil mi? Nasıl bir kafa yapıyorsun? Ama zaten normal yani insan dediğin şey yani böyle zaten. Hani birisini bir şey zorlamak... Zaten acayip. Hayır, hayır. Şimdi normal insan bir kere zaten tehlikeli bir yargı da. Şimdi şöyle bir şey oluyor abi. Yani şimdi şöyle yani bütün gün bak paran yok, pulun yok. Evde karı dördüncü çocuğa hamile. Zaten göt olmuş bu kadar. Sen de işte kötü bir hayat geçirmişsin. 33 yaşlarında falansın. Buraya kadar gelmişsin. Beşiktaş'ta kağıt topluyorsun. Yazın ortasında sıcaktan anan sikilmiş. Orada karılar götlerini şortlarla önünde gidiyor. Sen bunu bir görüyorsun, 10 görüyorsun, 100 görüyorsun. Sonra bir gün bir yorgunluk halinde eve giderken bir belki de sarhoşsun. Böyle bir şey denk geliyor. Tesadüf. Sizin orada da olmaz öyle şeyler. Yapıştırabilirsin.
Tabii ki bu bunu justify etmez. Bu bunu meşru kılmaz ama ben burada var. İnsan iradesinin varlığını sorguluyorum. Yani tecavüzün ne kadarı tercihi, ne kadarı içgüdüsel, o da var. Yani şey de var tabii, hani kırmızı dövmeli şey, ejderha dövmeli kızda psikolojisinde tecavüz şu falan var ama o farklı bir fantezi. Ama burada bizim kültürümüzde farklı dinamikler... Tamam, bu şey de olabilir diyorsun yani, içgüdülerinden bir şeydi ama bir hastalıklı bir düşünce öncelikle ve bir hastalık demek istiyorum buna yani gerçekten. Çünkü, de bence zaten. Aynen, bir hastalık yani, bu sadece tecavüz anlamında da değil, pedofili olmak mesela, bunlar nekrofili ya da birçok bir fili. Yani bunlar mesela... Sinefili geçerli mi? O da hastalık. Evet, o da. Sinefili mi? Sinema sever. Truffaut'un bir lafı var ya, sinema severler hasta insanlar dedi. Ya karizma Truffaut'un yani, evet, Truffaut'un çok öyle sözü var bu arada yani. Sinema işte yani, İstanbul orası. Sinemacı orası. Ama değişti. Truffaut 400 darbe yaptığında ne yaptığını bilmiyormuş. Şey, ne yaptığını bilmiyormuş. Bu kadar iyi bir film çektiğini bilmiyormuş. Evet. Çok gömdü ki bugün. Ben onun Hitchcock'la bir söyleşisi var. Hmm. Hitchcock'ın Truffaut'u. İşte 400 darbeyi şey yapıyor. O filmi konuşuyorlar falan. İşte orada bir şey sahnesi var. Kadınla adam sokakta öpüşüyorlar. Çocuk da bunu öpüşmeye şahit oluyor. Başka bir adamla annesi öpüşürken falan. Sonra karşılıklı görüyorlar falan. Çocuk uzaklaşıyor, kaçıyor. Ve orada kaç şapta çektin? Ve orada diyalog konuşma aynen oluyor. Hitchcock şey diyor. Keşke diyalog koymasaydı buraya diyor. Evet. Falan. İşte Truffaut öyle bir Truffaut. İşte böyle ama mesela aşağılamak istiyoruz. Sonuçta adam Truffaut. Ki hakikaten oraya mesela diyalog koymasaydı o sahneye çok daha bambaşka bir şey olabilirdi. Evet, çünkü adamı açıklamaya çalışıyor falan o anda. Sadece yani. Belki çocuğun bir ismini bağırabilirdi annelik haliyle. Ama şey... Yani Hitchcock'un o tarz şeyleri var ya, bakışlar hani durağın. Evet. Öyle bir şey de olabilirdi. Ya burada normal insan meselesi şey değil. Yani patolojik olmayan insan değil yani. Hani şimdi... Ya şimdi patolojik arkadaşlar, bu tarz şeyler yani normlarına göre mesela on binlerce yıl önce insanlar yeri geldi birbirlerini de yediler. İhtiyaçla patoloji yani patolojik durum neyi nereden ölçtüğünle alakalı. Ve bunlar o hani şuradan mı ölçüyoruz? Başkasına zararı dokunuyorsa patolojiktir mi artık mesela? Yani kendi alanının... Bu öyle bu arada. Mesela işte soruyorum. Evet, nereden? Tabii ki ya, tabii ki ya. Sen çünkü kendini ve çevreni hissedebilen bir varlık olman lazım. Yani o hissen de varsa karşı tarafta da var. Ve bu his senin için değerliyse karşı taraf için de değerli bir histir. Evet evet, tabii bu ki canım. Bu arada bunun farkındalığını yaşamadığın sürece... Mesela, çok korkunç bir şey yani tabii ki. Yaşıyorsundur. Yani mesela senin söylediğin o tecavüz işte eden etmeyen falan bu da... Yani işte burada hafızam biraz geçmişte kaldı bu işler ama Kant'ın etik ve ahlak ayrımına giriyor. Yani bir şeyi neden yapıyorsun da eğer dışsal bir sebep varsa, atıyorum işte tecavüz etmiyorum çünkü yargılanıp hapse girebilirim. Tecavüz etmiyorum çünkü rezil olurum. Tecavüz etmiyorum çünkü bana yapılsa ayıp olur dedi karıma, kızıma, karım, anneme falan. Bu tarz dışsal nedenler geliyorsa burada sen fake bir ahlakçılık yaşındasın. Evet evet, yani. Evet evet. Yani. Ama etik dediğin şey doğru hareketi biliyorsun zaten, onu yap. Doğruya git yani, düz gitmen lazım. Bunu nasıl biliyoruz? Bu demin söylediğim bunu şeyden... Bunu zarar vermekten ölçebiliriz. Bunu, yani şey mi, temel mottomuz mesela şu, hani kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma şeyi. Çünkü kendini biliyorsun ve kendinin istemeyeceği şeyleri biliyorsun. Ve bunu hani... Çünkü insan en kolay bu şekilde öğreniyor ya, kendine bakarak yani. Ya baştan beri doğru yaşamın... Sonra çevrene. Yani baştan beri o tırnak işareti içerisinde olan doğru yaşamın peşinden koşuyoruz. Tabii ki evriliyor, dönüşüyor, göreceli zamanla mekana topluluğa göre bir takım oynamalar oluyor ama nihayetinde yani felsefi olarak en azından iyi insan olma çabasındayız. İyi insan nedir? Bilmiyorum. Uyumlu olmak, ölçülü olmak, işte ne bileyim işte o etiğe uygun davranmak. Neyse ama işte peki, onun arayışı. Bununla ilgili mesela etik kültürlere göre de norm değiştirebiliyor ya.
Yani kültürler aslında doğruyu, yanlışı ya da iyiyi, kötüyü kendilerine göre yoğuran bir şey. Ortam. Böyle baktığımız zaman da yani atıyorum çok 1000 kilometre doğunda bambaşka bir gerçeklik yaşanıyorken sen burada bambaşka şeylerle o gerçeklik işte şeyi... yaşanıyor mu acaba? Yani o bir gerçeklik mi? Yani senin eğer aramadığın, sorgulamadığın, açmaya çalışmadığın gerçeklik bir gerçeklik midir yoksa bir karanlıkta kalmış bir köşe midir? Yani biz burada anca şu noktada eylemimizin şeyini sorgulayabiliriz. Tırnak yine doğruluğunu sorgulayabiliriz. Yani eğer biz arama halindeysek ya da sorgulama halindeysek, tartışma, okuma, görme, başkasını duyma, izleme, gözlemimizi değerlendirme, analiz yapabilme halindeysek, o zaman bir hakikat, gerçekliğe yakın bir yerde yaşamaya çabalıyoruz. Ama şimdi ben 1500 yıl öncesinde kalmış bir toplumda yaşadıkları gerçekliği gerçeklik olarak göremiyorum. Yani o yüzden mesela şey muhabbetleri çok komik geliyor. Bırakın abi, şeriat isteyen de şeriatı istesin. Böyle bir şey yok ki. Yani senin istediğin şeriat bana dokunuyor. Bana derken yani insan olma şeylerine dokunuyor. Ne derlerdi ona? Sinir uçları. Oraya dokunuyor. Yani bir insan olmayı araştırıyoruz biz. Demin o yüzden tamam. Bahsettim. Hani nasıl olacak peki bu yani? Bir süreç var yani böyle ilerleme. Okey ama ilerleme, bu adam şimdi bunu böyle düşünüyor. Saldırgan bir ilerleme değil ama özür dilerim. Yani dikey giden bir ilerleme değil. Bir yatay düzenli de olabilir. Yani ben şuraya bakıyorum. Burada da olabilir gerçek, hakikat falan. Yani oturup da ben hani arkadaşlar geri kalıyoruz ilerleyelim diye söylemiyorum. Hani belki de önümüzdeki olan şeyi arıyoruz ama bir arama hissiyatı sende de yok mu? Merak ediyorsun. Kesinlikle. Evet ya da hayatını sorgu. Sabah uyanıyorsun ben niye yaşıyorum diyorsun. İşte yaptığım şey doğru mu? Daha mutlu bir hayatta yaşayabilir miydim diyorsun. Daha demiyor bu arada çoğu ben bunu tamam. Bunu dediğiniz zannediyorsun. Çoğu insan bunu sormayı çoktan bırakmış. Zaten olarak hayatını. Arayandan bahsediyorum. Yani arayan, bunu arayan, sorgulayan, her gün bununla yaşayan. Yani mesela şunu dediğin zaman sen game over. Yani şey dediğin zaman atıyorum 30 yaşına geldin, 35 yaşına geldin. Ben bu hayatı çözdüm. Tamam bitti. İşte atıyorum erkekler böyledir. Değil mi? Böyledir. Hmm. Bitti. Ya da işte Türkler böyle ya falan. Kürtler şey bilmiyorum. Bu dediğin zaman bu böyle noktaları koyduğun zaman cümlenin son nokta koyduğun zaman dediğin gibi geçmiş olsun. Konu kapanmıştır senin için yani. Hmm. Ama noktasız konuşan insanlar yani mesela ben fikrimi söylüyorum sana ama sana bunu söylerken şunu da söylüyorum. Yarın kafam karışabilir yani. Hani senden gelen bir şeyle her an. Her an. Ya yarın evet. Gazali insan tutarsız bir hayvandır demiş. Aşırı doğru söylemiş. Adorno da yanlış hatırlıyor olabilirim ama buna galiba paradigm shift diyor ya da paradigm shift'i başka biri daha diyor. Aynen Adorno şey de diyor. Yanlış bir hayat doğru yaşanır mı? Diyor. Yanlış hayat doğru yaşanmaz. Yanlış hayat doğru yaşanmaz. Çok evet muhteşem bir laf bunu. Gerçekten. Çok güzel bir laf. Büyüdü bir laf. Ne dedin sen en son? Adorno'nun şeyi neydi o bahsettiğin kavramı? Ne dedin ben? Paradigm shift. Diyor ki it's okay to change your opinion according to new studies. Yani yeni gelişmeler doğrultusunda bakışını, perspektifini, fikrini değiştirmek de bir sıkıntı yoktur, bir beis yoktur diyor. Yani aslında burada her fikir değiştirilmek üzere elinde olan fikir olmuş oluyor ve her türlü değişime açık olmak hem ilerletici evet, hem de bunda beis olma, bunda korkulacak bir şey yoktur. Bu konuda yani. Çok sevdiğim örneklerden biri de şey, Kurosawa'ya, Akira Kurosawa diye 80'li yaşlarında Japon bir yönetmen var, efsane bir yönetmen. Böyle hayatı boyunca 50'nin üstünde film çekmiş ve dünyanın her yerinde gerçekten kabul görmüş ve saygı görmüş şeyleri, yaptığı işler bayağı iyi diyor. Ve 80'li yaşlarındayken şey diye soruyorlar ona. Ömer biliyor bu hikayeyi. Film yapmayı ne zaman bırakmayı düşünüyorsunuz diyorlar Sayın Akira. O da diyor ki film yapmayı öğrendiğim zaman. Oh yeah. 80'li yine karizmatik cevap reklamı. Bunu ben deseydim keşke. Ya bu böyle olmalı ama yani. Tabii çünkü tarih boyunca bakıyorsun hiç... Onlar zaten kayda girmiyordur herhalde yani. Saçma bir cümleyle hani... deyim ölürken falan hani. Gerçi Gogol'ün şeyi var ya, bana bir merdiven getirin diyor. Son sözü. Son sözü ya da biraz daha ışık Hugo mu diyor bu? Bu karizmatik... Akira Kurosawa bunu söylediğinde... 50 yıl söylediğinden 50 yıl öncesinde dünyanın en efsane filmlerini çeken yönetmenlerden biriydi. Evet, tamam işte bu aslında ancak bu kadar açık olursan bunu söylersin zaten yani. Tabii. Mesele o.
Dün humble şey ya, alçak gönüllülük ya. Verdim. Kinik felsefe fragmanları diye. Hı. İşte kinizmin o dönemin işte Diyojen'in şimdi mesela. Diyojen dışında kinik var mı, ben bilmiyorum. Var tabii. Yani Sokrates'ten sonra işte bir grup kinizme kayıyor. Bir grup da akademiye zaten, işte Platon'la birlikte. Diyojen de akademiden atılıyor değil mi? Yok, atılma hikayesini bilmiyorum ama şey... Ben akademiden belki olabilir. Sokrates'in aynen kovduğunu... Sokrates değil. Platon. Ya ben sanmıyorum. Sokrates kovuyor Diyojen diye. Sokrates'in yok akademisi zaten. O sokaklarda takılıyor. Antiyeniyes'le mesela Diyojen o asıl o kitaptaki şey fragmanlarda şeyleri geçiyor. İşte o dönemin kaynaklarından bambaşka kaynaklardan şey yapmışlar. Hani o meşhur bildiğimiz sözler ve bilmediğimiz birçok sözde olduğu gibi işte İskender'in mesela. Çünkü İskender şeye geldiği zaman, Atina'ya geldiği zaman bütün filozoflar onu şey yapmaya gidiyorlar. Diyojen gitmiyor şeye. O da Diyojen'in ayağına gidiyor. Hakikaten öyle bir şey var. İşte ışığımı kesme, başka bir şey istemem hikayesi. Gölge etme, başka ihsan eylemem. Geçen Diyojen'in... O sinemacı olduğu için ışığımı kesme. Yok, o kayıt, yani gerçek kayıtlarında öyle dediği için. Geçen Diyojen'in bir tane daha sözüne denk geldim. Şey diyor. Zengin bir adamın evinde yüzünden başka tükürülecek bir yer yok. Evet. Başka evlerde başka yerlerde tükürüyorlar. Antikapitalistler bunu beğendi. Evet. Çok ilginç bir... Diyojen gerçekten evet. Ben yani ya. Mesela şunu düşünelim. O dönem bence... Bir araya girebilir miyim şu zenginlik dönemi? Taksim'de gençlik çağlarında yani 20'li yaşlarda çok içtiğimiz dönemlerde. O zaman alkol pahalıydı tabii. Çıkıyordun, yani bir şişelik gibi bitirsen bile koymuyordu yani. Tabii. Neyse o zamanlarda savaş öyle dönerken... Sigaranın falan da ucuz oldu. Bir gün takıldım, sinirim bozuldu. Bir tane Navigator Jeep girmişti İstiklal Caddesi'ne. Ben de dedim ki ya bu adam ne iş yapıyor ya dedim. Yani nasıl bu jipi alabilir? Yani o sene en pahalı şeylerden biriydi. Sonra sarhoşluğum geldi, cesaret de camı çaldım. Tıklattım adamın camını. Adam açtı camı. Hani böyle bir düzgün tipim ya, büyük ihtimalle düzgün derken hani korkutucu bir avram aynen, yok yani yok. O anlamda yani. yoksa şey değil yani. Hani kılık kıyafet düzgün. Elim yüzüm. Düzgün ben yakışıklıyım ya onun. Camı açtı, buyur dedi. Dedim, abi merak ettim de bir şey soracağım. Buyur dedi. Dedim, ne iş yapıyorsun sen? Hırsızım dedi. Hırsız olmasam bu aracı alabilir miyim dedi. Ben teşekkür ederim dürüst cevabın için. O peki bir şey mi acaba? Bir ironi gibi bir şey mi yani? Ya belki ya sorduğum soruyu anladım. Bankacıyım mesela aslında. Ha. Ben hırsızım. Evet. Ya sorduğum soruyu anlamış olabilir niye sordum. Ya da gerçekten de... Ya yani temelinde zenginsem hani evet. Bir boklar vardır gibi. Vardır zaten. Zengin olmayan çalmayı beceremeyendir gibi. Aynen hani şey, öyle. Abi birbirimizin parasını almaya çalışıyoruz. Olay bu yani. Çok acımasız bir bir sistem içindeyiz. Şeye baktığın zaman aynen. Öyle. Birbirinden koparmaya çalışan. Henry David Thoreau şeyden bahsediyordu Walden'da. Bir tane kızılderili... Sever misin? Çok tabii canım, çok güzel bir kafa. Bir tane kızılderiliye rast geliyor şeyde. Sadece gözlemliyor böyle. Zengin bir mahalle burası. Müstakil evlerin olduğu Amerika'daki şey. Kızılderili de sepetinde bir şeyler yapmış. Onları satıyor. Kapı kapı gidiyor. Bir kapının şeyine basıyor. Öyle bir beyaz açıyor kapıyı. Bunları satıyorum falan diye söylüyor adama. Almak ister misin falan diyor. O da diyor ki istemiyorum falan diyor. Bir anda Kızılderili şey yapıyor. Nasıl ya, sen benim ekmeğimle mi oynuyorsun? Nasıl bu? Hani bunu nasıl yaparsın falan diyor. Ve Thoreau orada şeyi açıklıyor ondan sonra. Yani öyle uzak ki bu insanlar böyle bir sisteme. Onu almaya ikna etmesi gerektiğini bilmiyor. Onun yükümlülüğü gibi hani onun gerçekten aç kalmasına göz mü yumacak diye alması gerekiyor falan gibi. Toplumsal birlikte yaşamada aynı sorumluluk var çünkü onda mı bilir yani? Evet. Evet. Onların kültüründen gelen bir şey de böyle bir çakışma oluyor yani. Ya zaten senin yaşadığın mağduriyetten ben sorumluyum. Bu kadar basit. Bu kadar basit yani. Hani
En güzel adalet tartışması bende şeyde başlıyor. Yani bir eski bu şey, Richard soyadını söylemeyeceğim, General. Şiddetli Kutsal kitabında. Orada bir kabile toplumunun adalet kavramından bahsediyor, nasıl işlediğinden. Mesela aralarından bir tanesi suç işlediği zaman, sen cinayet işledin mesela. Hı hı. Bu cinayetin toplam temizlenmesi için, yani kirlendi ya, kan aktı. Temizlenmesi için seni cezalandırmıyorlar mesela. Toplumdan, aramızdan sıradan birisini alıyorlar ve cezalandırıyorlar. Çünkü sen toplumun parçasısın, bunu engelleyebilirdin, bunu düzeltebilirdin. Ben seni cezalandırırsam, seni suçlu haline getiren sistem burada yaşamaya devam edecek. Birbirini denetleyecek. Evet. Ya denetlemek tam olarak doğru yaşamak işte. Yani doğru, evet. Evet, birbirimize onu göstereceğiz. Yani örnek olacağız. Birbirimizle iyi yaşamayı bileceğiz. Hı-hı. Ben onun kötüye gittiğini görüyordum. Mesela atıyorum, hırsızlık yaptı diyelim. Ben onun kötüye gittiğini biliyordum ama ben hiçbir şey yapmadım. Buna müdahale etmedim yani. O koşulları düzeltmek için bir adım atmadım. Evet. Sonra suç işleyince o suçlu. Ben o koşulları... Susmak demiştik ya. Evet. En başında. Aynen. Bence adalete dair çok temiz bir örnek yani. Biz de parçasıyız suçun. Mecburen bunu kabul etmek zorundayız yani. Tabii. Her an. Yani doğduğun andan itibaren aslında... Bir... Yani bilinçli bir varlık haline geldiğin andan itibaren değildi. Yani kendi sorumluluk alanlarının sınırının farkına vardığın an itibariydi. Sorumlusun. Aslında doğduğun andan itibaren bir şeylerin de sorumlusu oluyor. Orada alien olamıyorsun ama. Yani alien olmadığın sürece... Evet. Ya, bir de şöyle bir şey var ama pastada paylarımız değişiyor. Biz kendimiz mesela iklim kriziyle ilgili de suçluyoruz, bu yozlaşmayla ilgili vesaire suçluyoruz ama biz kendimizi suçlamamızın dışında mesela TV8 gibi bir oluşum var. Yani insan ürettiği ürünlerle insanları saatler boyunca bomboş bir içeriği kitleyen, bu da mesela... bir kötülük yayıyor. Niye direkt TV8'den örnek? Çünkü bu kadar boş içeriği bu kadar uzun izletebilen başka bir kanal bilmiyorum. Şu an zirve. Kitlesel boyutta izletebilen. O yüzden. Mesela, o yüzden ya bizim buna katkımızla ilgili kendimizi yargılarken. Şöyle bir şey olabilir miydi yani, atıyorum sonuçta Acun diyelim. İşte bu pazarı bambaşka bir şey yapsaydı da çok eğitici bir şeye dönüştürseydi de böyle bir şey yaratabilir miydi peki şu anki konumunu? O zaman pozitife doğru çalışmış olurdu. Yani Rıfat'ın biraz önce anlattıklarını televizyonda belli periyotlarda izlesek belki de bir farklılık yaratırdı. Tabii ki üsttenci bir şekilde olmaz ama bunun dilleri artık Tayyip Erdoğan'ın yakaladığı dil sonuçta demek ki mesaj iletilebilecek her kitleye her şekilde mesaj iletilebilecek bir çağda, bir ortamda ve bilgiye sahibiz artık. O yüzden bunu kitlesel değişimler, yani kişisel karlar dışında kitlesel değişimler için kullanılsa tabii ki ne çok daha kısa sürede... Mesela, yani ama televizyon hep bir propaganda gibi bir şey değil yani mi? Mesela yani? 90'larda... Sonuçta dünyada mesela en çok televizyon izleyen ikinci ülkeyiz. Evet, Amerika'dan sonra. Evet. Ve ya Amerika'ya da baktığın zaman, bize de baktığın zaman televizyonlar hep... bu şekilde hani orada aynı uyuşukluk olduğunu falan düşünsene işte kim kardeşler Requiem for a Dream şeyler falan seviyesinde bir televizyon. Yani evet bir böyle bir şey var. Onu izleme mesela. İzledim mi hocam? O kadar değil. Nasıl o gelmiyor mu? Ya tabii geldiği anlar oldu ama o kadar değil yani. Ya ben de sen mesela de bir şey yaptın. Çok gergin. Ya. Film şeyinde en gergin olabilecek hani bu Holocaust diye bir film vardı. Bilir çok, misiniz? Evet. Gerçek bir kaplumbağanın kafasını kestiler filmde. Ve yaklaşık 80 yaşında falan bir kaplumbağaydı. Bu arada şöyle bir dava açıldı. Hala devam ediyor galiba dava. Gerçekten o filmi çekerken gerçek insanı öldürdüler mi? Öldürdüler mi üzerine bir dava sürüyor. Bayağı böyle işte bir grup Avrupalı böyle yerli halkı evet. yamyam barbar falan filan. Ya o çekimler fake ya. Ya onların makyaj olduğu, dekor olduğu belli oluyor bu arada yani. Bence bu şahsi görüş. Ama biliyorum bu efsane. Evet. Gelmişti mesela o tarz ama şöyle şeyler de oluyor mesela. İşte ne bileyim Avustralya filmi neydi? Waking Fright.
Kanguruları gerçekten öldürüyorlar ve hani ve bu tarz mesela şey tarafı öyle olmasına rağmen biz o filmi sevmiştik. Niçin? Açıklıyor aslında bunu. Diyor ki yani 30 tane falan kanguru öldürüyorlar ve o filmin sahneleri gerçekten spot ışığı verdiğin zaman kanguruya tavşan gibi dona kalıyor. Oradan ve orada alıyorlar ve Avustralya'da o dönem yani şu an nasıl bilmiyorum ama inanılmaz bir şeymiş. Yani bunu o çok popüler. Avustralya yani Amerika'nın vahşi batı şeyi oradaki çöllerde kanguru avlama gibisinden bir şeye dönüşmüş. Ve çok popülermiş. Bu da hani ne kadar vahşi bir şey olduğunu göstermek adına hani yapılmış bir şey diyor. Hani biraz şokla şey yapmak gibi insanları. Bak yaptığın şey bu gibi. Falan gibi göstermek. Ya da mesela hani, peki bu şey yapar mı? Justify eder mi? Justify etmez. Bence de etmez. Yani bunun çünkü hiçbir zaman içsel şahsi bir isteği olup olmadığını da bilemeyiz. Belki herif bunu bahane edip kendine böyle av yaptı yani. Sahne dedik. Mesela Super Size Me diye bir belgesel var. Çok dur. Film boyunca adam 30 gün boyunca McDonald's ürünleriyle besleniyor. Hı-hı. Ama yerken of o kadar güzel, nasıl güzel, öyle güzel diye yiyor. Ama diyor ki işte böyle beslenmeye devam ederseniz kalp krizi geçirirsiniz falan diyor. Şeyde. Ben izledim, McDonald's söyledim yani sipariş ettim. O öyle bir şey bir olabilir yani. Bir örnek daha. Coppola'nın Apocalypse Now. İzlediniz mi? Of course. Coppola benim en sevdiğim Amerikan yönetmeni. Şey diyor yani. En sevdiğin Amerikan yönetmeni, en sevdiğin şey. Peki onda da o ormanların yakma sahnesinin gerçek olduğu. Şimdi Coppola olunca insan şey yapamıyor. Yanlış canım, yanlış tabii yani. Şöyle bir şey diyor ya, ben Vietnam Savaşı ile ilgili bir film çekmedim. Ben Vietnam'ın kendisini gösterdim diyor ve o gerçekçiliği işte yaratmak için o gerçek patlamalar şeyler geçti falan. Geçti mi bir dakika, jüriye oylayalım yine. Justify etmez. Ben şimdi gerçekten yapmış mı? Ben... Uçakla napalm. Şey napalm gerçekten şeyler... orada. Aynen. Asitliler falan, işte helikopterler hatta şey... Ama ne kadarlık bir alan bu arada ve ne kadarlık kontrolde tutuldu onun ardında bilgisi lazım. Yani yaktı böyle ormanlar, hektarlar mı yandı yani? Şimdi, kanguruların öldürülmesine direkt karşı çıktı. Bitkilere gelince olay ya ama tabii bilinç değiştiriyor konuları biraz canım. Yani kanguruya bir duygusal bağım var. Okaliptüsten daha çok var yani. Peki donaya var mı? Donaya daha çok var. Benim en sevdiğim var inektir zaten. Biliyorsun çünkü aynı ondan. Yemeği de seviyorum, görmeyi de seviyorum, yanımda olmayı da seviyorum. Aynı ya zaten bizim işte insan yani. 200 canım yani. Herkes aynı doktor. Oysa herkes öldürür sevdiğini. diyerek kesiyorum, yiyorum. Gerçekten öyle ya. Tabii canım yani. Var. İşte o yüzden diyorum yani fake bir ahlak oturtuyoruz kendimize. Yani bir iyi insan imajına kendimiz için ihtiyacımız var ama sahtekleriz tabii ya. Hani yani yapabildiğimiz kadar vahşet yapıyoruz. Şey geldiği zaman, hani alanımızı açtığı zaman, beceremeyeceğimiz nokta geldiği zaman, tehlike arz ettiği zaman bize geri adım atıyoruz. Öyle olması gerekiyor ama zaten, ama mesela burada bu da bir öyle bir şey mi? Yaşamsal mesela? Bir şey mi mesela? Kendi işimize gelen şeyi tabii. Şey yapıp... Yani meşru, eylemini meşru kılman lazım yani. Yoksa gece uyuyamazsın işte ama hani bir meşguliyetin olunca... Peki diğer mesela, türlü tutarsız olmamaya çalışan bir insan arketipinde nasıl olur? Herhalde yaşam oldukça garipleşir. Onu yani. Garipleşmez de uğraşır sadece. Niye garipleşsin ki? Zaten kendi içerisinde halletmiş yani. Kendi içinde hallettikten sonra gayet güzel. Şu ormanlar toplum yalanlarla... Çünkü yaşantı ona göre kurgulan, yani toplumsal yaşantı ona göre kurgulanmadığı için gerçekçi olanlar genelde zorlanınca alanlara denk gelir yani. Mesela böyle bir ülkede hapiste falan oluyorlar. Ya, aşırı gerçekçiler. Ya da izole yaşamak zorunda. Ya da izole yaşamak zorunda. Ya da işte zorla uyum sağlık gösteriyorsun. O zaman da ama sahteciliğe giriyor. Gerçekçi. Yok, eğilimini etkilemiyorsan niye sahteciliyorsun? Ama uyum sağlık, yani insanların yüzünü... Hayır, uyum sağlık derken hepiniz atıyorum et sipariş veriyorsunuz. Ben vermiyorum mesela atıyorum. Ama size de bir şey demiyorum artık yani mesela gibi. Allah'ımızdan bulduk. Allah'ımızdan bulduk diyor. Yani bana tanrısı. Ya mesela ben kendi adıma hani bilmiyorum ama hani şu an et yiyen bir kadın hani çok garip bir şekilde cinsel olarak bir tık düşüyor bende. Hani şey arzu meselesi var. Hani mesela evet makul mu? Çok aşırı mantıklı. Değil ama.
Abi yani sen onu söylüyorsun mesela. Ben henüz o noktaya gelemediğim için ki çok keşke dediğin gibi olsa. Hı hı. Ben de mesela aşırı fanatik bir kadınla birlikte olamam yani. Herhangi bir şu ırk, din zaten geçtim de. Hayır mesela yani, sadece et yediği için takım ben... Takım tutması bile benim. Mesela Galatasaray'la bir kadınla birlikte olamam ben ya. Hmm. Ya nasıl takım istiyorsun dedim yani. Maçtan maç izliyor. Evet yani. Canı sıkılıyor. Ne yapıyoruz şu an diyorum yani. Hani tamam spor eğlencesine açar bakarsın. Geyiktir falan. Yani da işte kumar şey gelir. Yani kazanma kaybetme olayı gibi ama. Yani o takımın sevdalısı olmak. O bir arzu nesnesi. Evet yani onu böyle onun için tezahürat yapabilmek falan bana çok orijinal bir enerji geliyor. Bende o enerji yok. Ki zaten yani, böyle bir kadın destekliyorum. Olması da şey olur yani. Ya kadınlar mesela, erkek için de geçer. Hayır yanlış anlaşılmasın. Ya yok yanlış anlaşılma için değil diyorum. Yani. Ben erkekte yani erkek artık şey yapıyorum da kadının da bu kadar hani bilmiyorum genelde. Niye? Niye öyle diyorsun yani? Aynı şey ki. Öyle mi? Tabii ki aynı şey. Yani daha böyle sanki erkeksel bir kültür gibi geliyor bana futbol. Hayır, öyle pompalanıyor tabii. Yani, öyle pompalanıyor. O yüzden hatta mesela. Ama bağımlılık aynı bağımlılık. Mesela ben belki mesela voleybolu izliyorum mesela. Ama kadın olanlarını izliyorum. Bunu hayır sadece bunu sporu şaplakları vuramadıysa neler çıkıyormuş. Ha ben evet, ama nasıl voleybol? Hadi kızlar hadi kızlar. Voleybol izlediğim zaman kadın olan voleybol şeyini izliyorum. Sen televizyon mu yok evinde? Şeyden, şey mi izliyorsun? YouTube'dan mesela. Canlı bir şey izlemiyorum. Ya da bir... YouTube'dan voleybol başlıyorum. Voleybol izlemiyorum. Ama mesela voleybol izlediğim zaman. Ya da bilmiyorum. Şu an öyle geldi yani. İzlesem hani kadın maçlarını izlerim gibi hissettim. Yani öyle pompalıyor. Çünkü erkek... Teniste de geçerli mi? Teniste yok hayır. Tenis... Güzel. O çünkü sene, bir tık daha şey yapardı yani. Çok iyi. Geçen sene Fenerbahçe ceza aldı. Fenerbahçe'nin aldığı cezada ceza şuydu. Maçlar erkek seyircilere kapalı. Oho evet hatırlıyorum. Kadınlar yani gitmişti. O geçen sene değil seneler oldu. Neyse işte. Yani acayip bir şey. Neden oldu abi o? Abi iletişimsizliktir ya. Çünkü erkek böyle saçma şey olmadı. Işte, ya bu şey... yapıldı Türkiye'de. Hayır ülke yani ya devlet. Kızlar arası. Verdiği şey bak yani. Ama bir düşünelim, şöyle bir mantıksal şey olabilir onun. Maçlara bakıyorsun, olay çıkartan herkes erkek. Ya abi bu söylemi yenileyemezsin, bunu sen yapamazsın. Sen öyle bir tespitin kendince, hani kameradan tespit ettin, hep erkek taraftarlar yapıyor. İstatistiksel olarak da belki... Yaptın, tamam o da olsun ama sen bunu taşıyamazsın söylemi gerçek dünyaya. Ya bayağı şey yapıyorsun, tekrar ediyorsun ya tarihsiz söylemi. Kadını değersizleştiriyorsun. Acayip. Ben utandım o haberi okurken ya. Twitter'da falan görmüştüm. Yüzüm kızardı yani. Başkası o zaman utanmak. Şöyle bir şey var ya. Gerçekten yaptığımız yani her ne kadar bunun böyle olmadığını bilsek de ve bir şekilde bu olmamaya çalışsak da aslında yaptığımız birçok zaman o onun üzerine çok fazla düşünmediğimiz için bazen ırkçı ya da böyle daha şey söylemlerde duyarsız. Aynen. O yüzden gerçekten ölçüp de mi konuşmak lazım hayatta yoksa böyle... Ya niyet, söylemle niyeti birbirinden ayırmak lazım kesinlikle. Hı hı. Ama evet. Tabii söylem, niyet zaten tartışmıyoruz herhalde de söylemin de tabii... Ama şöyle bir şey de duyarlı, var. Otokontrolü olması güzel. Ne kadar ölçülü olursan ol, herkesi şey yapmak çok zor. Mutlu etmek. İlla ki yani hemen etmen gerekmiyor öğrenirsin. Evet. Yani mesela ben seni mutlu ettiğin kişiye sorarsın burada seni mutlu eden şey ne? O sana tarif eder ya bu yani anlaşabiliriz yani acele ama işte diyalog oraya gelmiyor. Yani sen Can mesela Can'ın bir lafı var ya. Dur bir ben. Evet pardon. Yok söyle. Kız lafını ben dilimden çıkartmadım ama şu anda biraz böyle işte çarmıha gerilmiş bir durumda. Bundan alınan insanla iletişim kurar mısın, kurmaz mısın? Kız. Evet. Kız, evet çok tatlı kızmış. Kadın ona kızdı, kadın demen lazım. Mesela böyle bir duyarlılıkla bu, bir dünyada. Şimdi mi? Bunun böyle yani bir şey fantastik, yok böyle bir şey maruz kalmadı da kalınabilir. Kız kalınabilir. Kötü bir şey mi? Şimdi, ya Tayyip Erdoğan'ın söylemleri tabii kızdır kadındır konuşuyor ya. Şimdi orada... Allah yani kız demek var bir de kız mıdır kadın mıdır demek evet, var.
Ama işte bu sadece insanlarda duyarlı, saçma bir duyarlılık yarattı bence. Şimdi bazı ülkelerde yaşayan toplumlarda şey var. Meseleler politik hale geliyor. Şimdi bizim yani orada bir dava var çünkü. Yani eğer sen eşitlikçi bir toplum olursun, kadınlar hiçbir şekilde ezilmiyordur, ikinci sınıf vatandaşı şiddete uğramıyordur vesaire. O zaman orada bu söylem sorun olmaz zaten. Ama bizde bir mücadele o devam ettiği için. Ama hayır. Buna da katılmıyorum. Çünkü ben şeyi öğrendim. Kanada'da şu anda bu cinsiyet meseleleri o derece, o raddelere gelmiş ki her şey serbest. Cinsiyet ortadan kaldırılmış. Erkek kadın gibi ayırmak. Unicorn falan diye şeyler hani yazıyorlar. Asıl şu anki şeyde, konjüktürde de kabul edilen şey gibi oluyor. O hani sadece kadın erkek olarak bu da ayrıştırma şeyi falan yaratıyor diye dili şey yapma. Ama Kanada'da bu nereye varıyor? Adam şey diyor. Biri ben unicorn'um diyor işte cinsiyet olarak. Böyle geçmesini istiyor. Bütün kayıtlarda, resmi şeylerde falan ve böyle bildirmiyor falan. Ve bunu tartışıyorlar şu an. Böyle bir dakika biz böyle yaptık da olur mu ya falan diyor. Yani. Ya ben şunu öyle çalıştım. Yani orada sorun olmaz derken, işte orada mesela akademik bir dil çalışılırken orada mesela hangi dili kullanacağım, böyle kullanacağım, şeyi kullanacağım, bunların hepsi kafaları yakıyor zaten. Bunda sorun yok. Benim söylediğim şey şu, arkadaşlık ilişkinde falan tepkisel olarak dönüş almayabilirsin. Orada belki şunu diyebilirsin yani. Ben onu öylesine söyledim belki dersin diyelim. Ki o da aslında sakat bir yerde. Ama buradaki tepkinin yüksek olmasının sebebi biz zaten bir mücadelenin içindeyiz. Yapma arkadaşım. Gibi bir şey aslında. O yüzden daha tepkisel bir alandayız. Yoksa bence dünyanın her yerinde geçer tabii ki. Zaten dedi bu konuyu kapatalım yani. Bu dil konusunu da kapatalım aslında ama kapatamıyoruz. Tabii. Dil konusu kapatalım. Hayır ya, dil derken şey. Konuştuğumuz şey. Yani işte kız, kadın ayrımı falan neyi konuşuyoruz yani aslında. Duyarlı dil. Evet. Yani. Şöyle bir şey geldi aklıma, o not da aldım hatta. Bir toplumda ne kadar çok ayıp varsa o kadar çok ahlaksızlık var demektir. Çünkü o ahlaksızların önüne geçmek için ya da bundan korunmak için ayıplar üretmek zorunda kalmışız. Okey, kesinlikle öyle. Yani gerçekten bir şekilde o yasakladığını... insan psikolojisinde hep şeydir ya, hani balon misali, onu şey yaptıkça o şişer ve patlar gibi. Sen Can Yücel diyordun, onu hatırlıyor musun? Can Yücel'in bir lafı var, şey diyor, bütün... Hümanistleri şey, bütün insanları sevdim, şu hümanistler hariç diyor. Abi çok anlaşılmaz. Yani insanı, şimdi, insanı bu haliyle hani seven... insanı seviyoruz ama... Nasıl bir insandır? Ben de şu şey yapıyorum. Buraya koy. Bu insanı seviyoruz ama mesela bu insan sevicilik... Ben sevmiyorum. Şey, yani insan tamam. Daha taşınıyorum. Ben yani, sırf bu yüzden yani. Eyvallah. Özne olarak hani okey. Yani evet. Ya çok... Ama hani genel olarak insanları sever. Ya aslında sevmeliyiz. Yani çok aciz varlıklarız. Gerçekten o kadar şeyiz ki. Yani doğduğun andan itibaren yani şöyle... düşünsene. Dünyadaki en aciz canlıyız. Yani çünkü bütün bilinçle birlikte yaşıyoruz. Bilincin de ötesinde bağımlıyız yani. Hiçbir yeteneği yok bilinci dışında. Hiçbir şey yani kıyafetlerimiz olmasa hani direkt doğada düşünsene. Dayanamayız bir an bile yani. Ve öyle bir yani şeye evrilmişiz ki şu an, aziyetimizin de farkındayız yani. Özellikle bilimsel düşünce bize bunu gösterdi. Hani o meşhur şey de iş var ya işte, Kopernik siz evrenin efendisi değilsiniz dedi. Darwin siz diğer canlıların da efendisi değilsiniz dedi. Ve en son Freud da sen kendinin de efendisi değilsin diyerek noktayı kafana koydu ve bu gerçekten böyle bir şey yani. O yüzden hiçbir sik, artık da hiçbir sik değilsin geldiğimiz yani bir noktadayız herhalde. Ne kadar aciz olduğumuzun farkında olarak bir şey var ve sürekli mesela o az önceki konuştuğumuz şeyler, sürekli sorumluluk alıyoruz yani, suçlu psikolojisine giriyoruz. Çünkü birçok şeyin de suçlusu olarak var oluyorsun yani. Şu anki toplumda suçluysan ya şey varsan birçok suçun var aynı zamanda. Bence o aciz dediğin şey belki bu işte kendinin efendisi olmak, doğanın efendisi olmak, hayvanın efendisi olmak meselesini kapattığın zaman aslında sana güç olarak geri dönecek bir şey. Yani evet, o zaman, mevzu orada değil değil mi? Konu evet, o değil yani. Evet, konu o değil yani. Sen belli ki bir birlikte yaşam kurgulamaya çalışıyorsun. O zaman oturup bunu arayışa mı edeceksin? Yani bunu birlikte... Bunu yapıyoruz zaten ama. Yani sınırlı bir kitle yapıyor tabii belki. Ya da ne kadar yapıyoruz bilmiyorum da.
Kendim ama ya yani insan ben böyle tarihsel olarak falan baktım. Hep ilerlerde insanları uzaktan seviyorum. Şey uzaktan seviyorum. Devrimler oluyor. Çünkü çok çok nadir. Tarihi de var. Evet. İletişim ama işte nereye geldik? Olabilir. Yoksa uzaktan ya bunlar mı olsa? Yere geldik ama. Tabii ulan bu ama 200 yıl sonra yani. Sonra tabii ki belki ben daha iyi yani. Gelebilecek. İstanbul'da zor. Şu an yaşadığımız durum için biraz tabii ki biraz sıkıntı yaşıyoruz içimizde yani. Bu olmamalıydı gibi duygular içimizde diye tahmin ediyorum yani. Nasıl buraya geldik ya? Ya 3000 yıl önce şey katılımcı demokrasi konuşurken evet. Şimdi geldiğimiz noktada yani. Nasıl bu nasıl bir sıçrama işte yani? Nasıl? Antik Yunan diye bir şey varken mesela o topraklar abi, şu an nasıl? Unutuyoruz. Böyle yani bir şeyin varlığından haberin yok ki. İskenderiye Kütüphanesi falan. Evet yani nesiller bu aktarılmıyor bu bilgi. Tekrar aydınlanmış, sıfırdan başlaman gerekiyor çoğu noktada. Yani çünkü bilginin yayılmasıyla artık biz bunu kırmaya en başladık. En berbatlar, en kötüler hep en iyilerimizi şey yapmış, bastırmış ve bir şekilde... Hoşgörü hep... paradoksu da yaratan bir durum bu. Şey, hoşgörülenin hoşgörüle görüle hoşgöreni tepelemesi. Ama peki bu kadar mesela bilgi geç geldi şey yaptı ama şu an bir bilgi artık... ağının içindeyiz yani acayip bir şeydeyiz, acayip bir zamandayız ve bilgi her yanda yani çok kolayca ulaşabileceğim bir şey haline geldi ve bu hani homo sapiens sapiens artık düşündüğünü düşünen insan modelinde mesela çok hızlı bir ilerleme kaydediyoruz ama bu bilgiye mesela şu an ulaşıp da bu sefer bu gerçeklikten berbat bir şey yaratabiliyoruz. Yani zaten bu bilgi zaten yokken de belki öyle gidiyordu yani ama şu an... Bilgi bir kez zaman isteyen bir şey değil mi? Yani şu an bilginin çok olması ve ulaşılabilir olması bilgiyi aldığımız, onun peşinde koştuğumuz anlamına gelmiyor. Yani. Var tabii ama... Ama işte insanların araçlarının aracı haline gelmiş gibi bir durum da yok mu yani? O bilgi artık o kadar kolay ulaşılabilir olduğu zaman artık... Kimse tenezzül etmiyor. Aynen yani bu... böyle bir şey var ya artık. Biz niye diyoruz? Eğitimle mi alakalı bir şey? Farkı ne yarattı? Ben merak ettiğim her şeye o an açıp bakıyorum mesela. Evet yani bu tabii ki de kendini hani nasıl şekillendirdiğinle alakalı. Bu ama birçok zamanda aslında sen de bu şeyin içine düşüyorsun yani ne bileyim sosyal medya kullanıyorsun. Tabii çok derinleşmeye üşendiğim oluyordur. Hani sonuçta biz ne kadar kendi her zaman hep kendi şeyin kadar düşünebilirsin potansiyelin kadar ve yani ölene kadar aynı kafanın içinde aynı düşünce modeliyle evet bunu geliştirmeye çalışacaksın çabalayacaksın falan ama hep bir şey aynı yani. O da bilmiyorum. Karakter yüzüne yansıttığın evet. Şey hep bir o şey var. O yüzden nereye gidersen git hep kafanı da yanında götürüyorsun ve bunu çözmek gerekiyor yani kafayı biraz. Kafa bence mı? Mekan ve zamanla ancak değişebilir. Sadece zamanla çok uzun süredir, sadece mekanla çok uzun süredir değişir ama ikisi birden değişirse kafa değişir. Hızlı değişir. Yani birkaç senede bence yine bir format oturur diye düşünüyorum. Evet. Neye değişiyor peki? İhtiyaç varsa. Ay neye? Yeni düzene, adaptasyon anlamında söylüyorum. Ha ama o düzende keza diğer gibi arıza da manazda olabilir yani. Hani, evet, İngiltere'ye de taşınabilirsin. İngiltere'de Gaziosmanpaşa'da taşınabilirsin. Orada olabilirsin tabii ama... Nereye gidersen git yanında cehennemini hani evet. Taşıyorsun gibi aynen. Bir yerde. Çünkü hep o kafanın içinde minik anksiyeteyle hayatı hani idame ettirmeye çalışıyorsun ve şöyle. Ama evet, şey acizlik burada işte yani insan. Ama biraz da sanki bir sahil kenarında uzanıyorsan, arada denize giriyorsan falan böyle olmuyor. Evet abi. Yani binlerce yıl önce bile rehabilite için tabii su yani sesleri ve spalar kullanıyorlarmış. Kaliforniya yani. Niye bu kadar şey bir yer yani böyle özgürlükçü şeyler? Adamlar iklimle uğraşmıyorlar. Alebinder. Şeyle uğraşmıyorlar abi sürekli. Nereye gittin? San Diego dedim genelde de gezdim yani pek.
Nasıl bilelim? Nasıl bize Kaliforniya'yı anlatsın? Sen şey, ben sana söylerim ya. Yani şey düşünüyorum, hani adamların iklimle bir dertleri yok, anladın mı? Ve hani sürekli işte Hawaii'de, Honolulu'da mesela yaşamak gibi, ukulelesini alıp. Hollywood da bu yüzden ama şeyde kılmıyor. Mesela Güney Kaliforniya şu anda dünyanın böyle hani hep refah seviyesi yüksek dediğinde İsviçre bilmem ne falan geliyor. Aslında hani Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün olarak kesinlikle düşünemiyorsun bunun içine. Ama Güney Kaliforniya'yı böyle düşünebilirsin. Tamam, hani evsizi de olsa, yine oraya gelen şey de olsa, orada yaşanan bir hayat gerçekten çok daha refah. Herkes bir lüks yaşıyor gibi bir şey var. Dizi seti gibi tabii orası yani. Ve hani bu konuda Terence McKenna kendisi şey diyordu. O da Kaliforniya'da yaşadığı için orada yaşadığı için. Terence Malick mi dedi? Yok, McKenna. Şey diyor, o da Kaliforniya'da yaşadığı için. Şimdi çok uzak geleceğe baktığımızda şöyle bir senaryo kurabiliriz diyor. Birçok nüfusun büyük çoğunluğu çöllere dönüştürdüğümüz için dünyayı, orada hayatta kalmaya çalışırken belli yerlerde çok iyi korunan zevk kaleleri olacak. Ve şatafatın yatandığı, hedonistik fantezinin yaşandığı şey olacak falan diye. Ki aslına bakarsanız diyor, şu anda bizim, Güney Kaliforniya'da olduğu için öyle söylüyor, şu anda bizim yaşadığımız da Bosna'yla, Haiti'yle kıyasladın mı bu zaten diyor. Yani bunu kabul edelim diyor, zaten öyle. Hani bu çok şey bir senaryo değil, uzak gelecek, olacak, korkunç bir senaryo falan değil. Şu anda da zaten öyle diyor. Neyse, senin Kaliforniya deneyimin bence. Şey, o... Neler yaşadın, neler yaşadın. Yok, işim... Bir şey oldu mu? Ne olacaktı? Ne bileyim. Gezdim, tozlu, not gibi. Aslında neler olmuştur da. Ama, ama yani tabii Kaliforniya galiba o sıralarda... Yasal zamanında mı gittin şu an? Yasal ya. Yok, gençtim ben çok. O zaman. 2007. Hmm. 23 yaşındaymışım biz. Ama işte o Amerika'nın hakikaten ikinci zengin eyaletiydi galiba o zamanlar. Bir de o dediğin o yüzden doğru yani, inanılmaz bir yer şey, zenginlik açısından. Ama ben de tabii o kafayı da tam okuyamasam da ne olduğunu, ama şey olmuştu, rahatsızlık duymuştum. Ben zenginlikten rahatsızlık duymuştum. Evet, insan utanıyor değil mi? Evet, yani bu çok acayip. Yanımdan da onun bir Ferrari, Porsche, bunların normal standart araba olması yani hani. Ne dünya... para akmış değil mi? Nasıl? Ne para akmış. Tabii, çok acayip ya. Yani malikaneler yani, okyanus evleri, bu nedir yani? Bu hani insanı utandıran bir şey gerçekten dediğim gibi yani. Hani hak değil ki bu. Ya benim bu kadar zengin olmam hak olamaz. Olmadı. Kim dedi işte yüzünde tükürlü çekilecek şey? Diyojen. Aa, Diyojen. Buradan ruhu şad olsun. Bugün bile. Belki de yok. Kendisini anıyoruz hala. Günü kurtarıyor. Ama şey ilginç yani hani... gerçi çok da ilginç değil ya. Yani şimdi tabii sayısal olarak çok fark var. Yani biz bir dedim ya yani eskiden... Bu felsefenin daha popüler bir şekilde tartışma konusu, merak konusu olması ve şu an çok sıkıcı bir ders gibi kalması. Kimi... Eskiden öyle miymiş ama? Eskiden yani. Dediğim şey ya, bu felsefenin yani doğuş çağı, antik Yunan bayağı parlak bir dönem yani. O dönemde yani felsefede ilgilenmeyen şey tabi. Ama zengin, felsefe biz, hani Aristo'nun dediği gibi aç karınla felsefe yapılmaz. Hani tabii tabii. O da bir... Eline sıradan vatandaşın derdi büyük orada. O da dur felsefeye ulaşmıyor, tarımla ulaşıyor falan. Çok ben şehrin... Çok çalışmışsın. Ben istemiyorum. Şehrin evet. Politikasına katılan, kamusal alanda söz sahibi olan insanların daha hani hitabeti kuvvetli... Etkin oldu. Evet, daha... Hitabet diye bir bilim var. Tabii retorik çalışıyorlar yani. Hani böyle bir durum var. Oyunculardan konuşma gibi öğreniyorlar. Yani bu kadar... Tiyatrolar her tarafta tabii. İşte. Şu an da oluyor bunların hepsi ama. Anca oraya dönmüşüz dedik zaten hani. Anca o noktaya tekrar. Ya ama şöyle bir şey de yok mu mesela bilimsel düşünce nazarında aslında kabile toplumlarının falan çok eskiden artık o konuları geçtiği mesela muhabbetlerdi. Şu an bilim daha yeni yeni şeyler söyleyebiliyor. Yani ve mesela Batı düşüncesinde... Bu da çok basit yani. O insanlar çünkü doğayla iç içe yaşıyordu ve gözlemlediğinde zaten
her şey geliyor yani. Bilgi direkt doğanın içinden yerinden alıyorsun. Biz bu doğadan bu kadar kopmuşken laboratuvar şey yapıp işte keşif gezileri yapıp falan bir şey öğreniyoruz. Ama keşif gezisi yapmakla oranın içinde yaşamak, rüzgarını tanımak bir mi yani? Mesela Polinezya harflerinde... Çok duygusal girdin. Bir mi? Bana söyle bir mi bu ya? Şiir gibi düşünelim. Şey yapıyorlar abi, Polinezya harflerinde işte bu Güney Pasifik'in olduğu o şeyler var ya, işte Hawaii'sinden Solomon Adası'na bilmem nesine, o küçük küçük şeyler. Ve birbirlerinden inanılmaz uzaktalar falan. Hokule denilen bir gemi tasarlayıp bu şekilde yıldızları izleyerek, o seyri seferci hiç uyumuyor ve yıldızları izleyerek bir adadan başka bir adaya, ne GPS ne bir pusula, hiçbir şey yok. Bu şekilde ve, mesafeler de 500 kilometre falan. Öyle bir alan var çok ki mesela. Büyük yani. Ne yapıyor? Buluta bakıyor, yıldızlara bakıyor, ayı takip ediyor. Eğer onu kaçırsa mesela buluyor. Bambaşka bir yere gidecek, o okyanusta kaybolacak falan. Ve hani çok önceden bugün gelebildiğimiz, ki bugün hala işte o pusulalar ve GPS'ler... Hayır canım, GPS koordinat sistemi aşmış durumda şu an matematikle. O işin, sen şimdi dünyanın neresinde olursa olsun uydu sayesinde gemiyi tam noktasını görebiliyorsun yani. Okey. İşte bunlarla yani, hadi bunlar olmadan bir şey yapamayız hala yani, bu yetenekte, bu kabiliyette yani değiliz. Orada bağ çok kuvvetli işte, çevresiyle, doğasıyla. Evet. Bizde şu an yabancılaşma hakimdir. İşte bu mesela çok enteresan değil mi? Doğaya tamamen yabancılaşmış bir canlı. Evet. Hayır, yabancılaşmamızın önemli dinamiklerinden biri doğadan kopukluk bence. Tabii. Makineleşme falan. Yani her şu an apartman düzeninde yaşadığımız... Yani, Evet ya, çevre aldığımız şeyimiz altımız, tamamen... Altımızda apartman, üstümüzde apartman, arkamızda apartman, önümüzde apartman, sağımızda apartman. İki tane daha aç koymuşlar. İsmini vermeden anlayın sen mesela. Delirmeyelim. Şimdi sanal yapmış. Gerçeklik konusunda insanlar kafayı yiyor falan ya böyle. Bir saniye bir şey söyleyeyim. Doğadan uzaklaşmanın en büyük cezasını ben çekiyorum. 450 lira konu parası ödeyeceğim. Bu da yapmak istedim. Sanal gerçeklik. Odun bedavaydı diyorsun. Ve aslında, ama aslına bakarsan her şey sanal gerçeklik etrafındaki. Hani gördüğün her şey bir maddeye indirgenmiş insan fikri. Gerçek değil ya. Yani sinirli bir gerçek tabii de. Simülasyon. Yes. Sanal gerçeklik. Yani sanal gerçekliğin içinde zaten yaşıyoruz. Hani buna böyle... Mesela arkadaşımızın biri şeyde, o ne deniyor gözlüklere? VR. Aynen. Bu oyunları, oyun şeyi, yazılımını falan yapıyor. Toprak diye bir kız arkadaşımız. Ve hatta neydi? Uzay avcıları mıydı? Uzay kovboy. Öyle bir şeydi, uzayda... Uzayda kelle avcılığı. Kelle avcılığı, aynen. Uzayda kelle avcılığı diye bir oyunu var mesela. Uzayda kelle avlıyorsun falan. Böyle oyunlar yazıyorlar falan. Getirdi gözlüğü ve işte denedik falan. Çok acayip bir şey abi ya. Bizim gerçekten... Evet. Ben bir tezimi bir ara bunun üzerine yazmayı düşünüyorum da vazgeçtim sonradan. Ama potansiyeli sen çok yüksek. Sen tezini üstüne yazdın? Ben ses ve... sinema ilişkisi. Daha doğrusu diyalog ve sinema üzerine. Mesela Make It Silent üzerine de bir aslında şey yani. Şu diyalogsuz filmler üzerinden diyalog. Teknolojiyle şey yapabiliriz değil mi? Filmi o sanal gerçeklik gözlüğüne göre çekip kulaklık da yapıp ona. Sadece onu bağlayıp işte her nerede ne yapıyorsan ol, işte uçakta gidiyorken falan tamamen o filmin içine girebileceğin bir mesela Avatar şimdi yeni işte en son ilk 3 boyutlu filmin şeyi falandı ya Avatar. Şu an ne? 5 boyutlu mu? 7 boyutlu mu? Ne? Yani yeni çıkacak Avatar öyle olacakmış mesela. Tabii bunların hepsi zihnimizi manipüle etmek için şey, o 3D'nin görseli, sesi, bağda belki bazen havası, odanın havası falan. Benim ve zihin yiyor işte o hani evet, atlayamamıştık ya. Kokuyu tadı şey, kokuyu dahil edebilir miyiz? Hayal, hep kafamda kurdum hayal. Koku da çok güçlüdür yani. Yani kesinlikle. Mesela bir filmde kokuyu daha
tahlil etme gibi bir şeyin... Bu sinemanın tarihi kadar eskidir bu arada. Bu da şeydir bunu, mesela. Bu, yani bunu yap, ekleme isteği. Canan şey. Salonlar... Böyle bir şey de var. Aslında hani her duyuya hitap eden bir sanat üreten bir canlıyız. Her duyuya hitap ediyor. Ama koku üzerine öyle bir... Ama şeylerde kullanıyorlar onu bazen, performatif şeylerde. Evet ama yani o kadar. Tamamen koku üzerine çalışan ve bu... Yani popüler de olabilir. Ama bir lira sanatçı bir şey değil, çiçek bir sanattır. Hiç efektif değil yani bu... Parfümcü gelip ne diyorsun abi? Biz madam falan. Arman'a gitmiştik, 3D bir tane böyle kafe gibi bir şey vardı. Merak ettik hemen. Yani şehre 3D gelmiş değil mi? Aynen. İndik. Böyle bir odadasın işte, takıyorsun. O böyle her yerden kamerayla seni boyutlandırıyor, alanın içine koyuyor. Bir asansöre biniyorsun. Asansör çıkıyor. Asansörün üst katında bitmemiş bir gökdelenin inşaat gibi o kısmında açık alandasın. O gökdelenin ucundan demir bir çubuk sarıp dışarı doğru gidiyor. Vatandaşlar diyor ki, dışarıdan moderatör arkadaş var, diyor ki çubuğa doğru yürüyelim diyor. Sen yerde yürüyorsun, half eksin üstünde yürüyorsun. Bu arada fiziksel dünyada da gerçekten ayağının altında bir tahta var yani şey. Tahta koyuyor adam sen. Sen de gözünü takınca. Bir yükseltinin üzerinde yürüdüğünü hissediyorsun. Öyle bir yükselti koyuyor ki orada çubuğa gidince sağ sol boş olsun. Yani yere bastığında hani sağ ve solda bir havada hissedip kendini diye. Orada yürüyorsun. Yani korkarak yürüdük yani. Böyle bir tamam falan. Ama işte içe şeyiz hala güvendeyiz. Çünkü biliyoruz yani gözlük taktık yani. Eyvallah. Sonra dedi ki atla dedi. Efendim? Aşağı atla dedi. Şimdi fikir başta çok saçma geldi. Nereye atlayacak ya? Halfex diye. Yani şunu yapacağım yani. Hani. Evet. Yani atlama anı olacak. Bu kadar ya. Neyse tamam atlayayım dedim. Sonra aşağı baktım. Kulu kapağın atlayamam yani. Bir türlü beyine ikna edemiyorsun. Beyin komut gitmiyor beyin. Ben böyle bu sefer utanmaya başladım. Ne vardı aşağıda? Uçurum mu? Ya gökdelenin ucundasın. Şehrin içinde. Bayağı şey var, rüzgar efekti var, ses çöl. O kadar belki bir kibar... su olsaydı falan atlardı. Belki de belki. Hani... Ama o kadar yüksekten yine de öyle. Belki zaten oldu. Atladın mı? Sonra ben burada en uzun duranlardan yani net 15 saniye sonra ikna oldular 30 saniye. Bir 30 saniye herkes gelirdi yani bir dakika falan. O heyecanı yaşadılar, komik oldu falan çünkü atlayamıyoruz, atladılar. Ben mesela 4 dakika, 4 dakika atlayamadım. Adam diyor, videosu var, atla diyor. En sonunda şey dedim yani, utanmaya başladım. Yani insanlar bekliyor, bir de biliyorum ki bir şey yok yani burada. Ama hatta şey yapıyorum artık. Yani yana yani, basıyorsun. Yana basıyorum, halı var. Yani atlasam halıyı atlayacağım. Neyse, nihayetinde 4 dakika sonunda atladım yani ama o atlar diye bir içim gitti. Yani, ve gözlükte düştüğünü görüyorsun değil mi? Gözlük düşüyor. Yani böyle ooo diye uçurumda aşağı doğru gidiyorsun. O hızlanmayla. Fena. Böyle. Neyse. Çok sonra fena. Ben bunu bana kafama taktım. Dedim ki... Zihnime... Nasıl olabilir? Evet, var mı bir yükseklik korkusu var? Yok, hiç yok. Zihnime hakim nasıl olamıyorum? Yani iradeye nasıl söz sahibi olamıyorum burada dedim. Kendi kendime. Sonra bir arkadaş çok güzel açıklamıştı, şey demişti. Özgür irade var mı ya? Yok yok, o da var da seni neden asansöre bindirdiler biliyor musun dedi. Zihnin yeni mekana geçmesi için 6 saniye ihtiyaç duyuyor. Yani ben mesela şunu yapsaydı adam diyor, yani gözlüğü takan adam. Oraya gözlüğü taktım, uçurum demin atla deseydi atlayabilirdim belki. Ama 6 saniye boyunca zihin ikna oluyor. Ben şu an... Seni önce yürütüyor. Ama şimdi bu da bir bahane değil. Bir dakika, biz şey, finale de şöyle oluyor. Zihnim ikna ediyor. Ben atlamak istediğim zaman, rasyonel Rıfat olarak, Rıfat atlayabilirsin, bir şey yok dediğim zaman, zihin o gerçekliğe inandığı için sana şey komutu veriyor. Tehlikedesin, sen şu an ne yaptığını bilmiyorsun. Ben senin hayatından sorumluyum, bu komutu şey yapmayacağım, onaylamıyorum diyor. Yani zihin seni korumak için seni kapatıyor. Bu işte survival modu, hayatta kalmak için orada başka faaliyetler başlıyor bedeninde. Peki, o zaman ölen herkes, ona geçip ölmüş oluyor. Ya ona, yani eğer yani kurtuluş bir şey imkanı gibi, varsa... Gerçekten acayip bir... Ha, intihar eden herkes diyorsun. Yok. Ya aslında ölen herkes. Çünkü ölüyorken ama kabulken bir... içinden geçip gidiyorsun. Ölüyorken illaki bir reaksiyon vermiyordur ölmek istemediği. Yok, çok mutlu bir şekilde... Bence bu biraz daha yani. Tehlikeyle ilişkin bir şey. Yani alarmın çaldığı zaman... Ve bu senin müdahale edebileceğin bir alansa... Yani peki sen... Evet, o sırada devreye giriyor. İrade.
Şöyle bir şey de var. Oradaki diğer insanlar da mesela senden daha mı az canlarını düşünüyorlardı da onlar daha erken atmadılar, sen daha geç. Ve onun dışında peki bu şeyde özgür irade konusunda ne düşünüyorsun? Yani tam olarak. Yani çünkü yüzde kaç? En nihayetinde sonuçta... rahatlayalım onu. Üç mü? Yüzde kaç biz? Oh be! Yani... Hiçbir şeyden sorumlu değiliz. Üçmüş. İşte onu arıyor olabiliriz yani. Yani çünkü tabii ki dışsal çok etken var, demin bahsettiğim gibi yani. Hı-hı. Kontrolün sende olmadı. Bence kontrolün çoğu bizde değil zaten yani. İşte ya Freud'un söylediği işte ne kadar edebilirsin. Sen yani. Kendinin de. Yani sen şu an bu eylemi ben yapıyorum diyorsun ama o eylemi aslında meşrulaştıran sen olabilirsin. Ama eylemi yapan başka yerden gelen bir düşünce olabilir. Bunu bilmiyoruz. Yani. Ki öyle de oluyor aslında yani biraz. Belki 20 yıl öncesinin travmasıyla orada bir tık da biliyoruz evet hareket yani ediyorsun. Bir şekilde mesela değil mi bir psikanalizde ya da psikoloğa gidiyorsun falan. Senin yıllar önceki çok bunu anlatıyor. İşte zor bir ailede büyümek. Susan Forbes var. Geçmiş onarmanın ve hayatı büyük kazanıyor. İşte yani gidiyor mesela psikoloğa. Sonra işte geçmişte yaşadığı bir şeyden dolayı bütün hayatı boyunca bununla ilgili sorunlar çektiğim falan çözüm. Ve bu ortaya çıkana kadar işte o sıradaki eylemlerinden özgür irade diye konuşamayız. Yani. Evet. Hep onun üzerinden çünkü bir şey kurmuşsun. Hadi tecavüze bağlayalım bunu bir de tekrar. İşte o yüzden hastalık. Yani o eylemin geldiği noktayı şey diye açıklayamazsın. Azdım. O yüzden tecavüz ettim. O hareket çünkü bir alan ihlali başlıyor. Başka bir insana zarar verme ihlali durumuna giriyorsun. Onu yapabilecek bir beyin yapısı, hastalık orada işte patolojik dediğimiz durum başlıyor. İşte evet, zarar verdiğin noktada... Abi şunu hissetmiyor musun? Ben sana şimdi çat çat vurdum lan bunu ben nasıl hissetmiyorum ki? Yani hissedersin yani. De bunun nasıl bir travma yaratacağı senin de altyapınla da alakalı. Bir travmadan oluşuyor ki ben sana zarar veriyorum yani işte hani... O yüzden mesela şiddetli halde bir insan daha şiddete meyillidir derler ya. Çünkü o travmayı taşıyor hareketinde aslında yani. Hı-hı. Onu devam ettiriyor. Ya bütün şeyde bakıyorsun zaten işte seri katillerin hayatlarına ya da işte intihar eden insanların hayatlarına hep bir şekilde bir şey kaynaklı. İrili ufaklı hepimiz de travma var. İrili ufaklı yani var. Travmasız olması çok mucize olurdu yani. Evet. Ama mesela onun boyutu, ne kadar bastırıldığı... Bu arada kadar... travmasızlık da çok iyi bir şey olmuyor da bilir. Yani küçük travmalar ihtiyaç doğurur. Ya öyle bir şey bilmediğim için bilmiyorum. Ya travmasızlık şu anlamda bir şey olabilir. Demiş bir ki, travma yaşadığında o artık basit bir şey olsa bile onu çok fazla... Mevlana'nın şöyle bir sözü var. Şey diyor, yaraların ışığın sana girdiği yerdir. Işığın içeri girdiği yerdir. Çok yani. Yani, güzel bir ifade etmiş gerçekten. Çünkü Mevlana... Mevlana böyle Mevlana, böyle Mevlana olmuş. Yanımda da mesela Hasan var. Abi adam çok doğru söylüyor ya tam diyor. Tamam çağırıyor sonra. Hasan yok. Mevlana var. doğru söylüyormuş. Niye Hasan şey demiyor? Bence de mi yaralı? Bence de. Katılıyorum demiş Hasan. Hasan'ın da bir sözü var. Hasan İsmet'in de demiş. İkinci adam Hasan. Onun hikayesini demişim. O komiklik hepsiyle yapıldı ya Atatürk günü. Ne? Ve orada mezarından çekiyorlar yerini. Doğru söylüyor. İnanın mezarından çekiyorlar Atatürk'ün mezarını. Öyle şey diyor. Evet ya yazık ya abi bari bana ölünce rahat bırakın. Benim diyor muhalif kuşu gibi bahçe gömüzdü. Oğlum çok uyuz ya. Yazık. Adama ayrı mezar yapmışlar. Adamı bahçesine gömmüşler. Önüne gömmüşler. Abi ailesiyle gömür adamı ya. Çok acayip. Ya hani çok bir yandan çok onurlandırıcı bir şey tabii. Atatürk'ün yanında gömülmüşsün abi. Daha onurlandırıcı ne olabilir? Ama tabii. Yine bir tık altınız ya. Karşıya yapmışlar mezarı biraz küçük. Ya bu hep öyledir yani. Değil mi?
Bir de hiç çelenklerde mesela şey... İsmet İnönü'yle bırakıldı görmez. Hep Atatürk'e bırakıldı. Tabii tabii. İsmet... Bırakıyorlar mı? Bırak, biri de bırakıyordur yani. Yani acaba İsmet İnönü'yle giden var mıydı? Yazık ya. Çok acayip. Abi buradan İsmet İnönü'yle. Evet. Tabii. Sevgilerimizi. Sevgilerimizi buradan. Adam evet. Uğraşmış ya, ne yapsın ya. Şey modu gibi hani... Güzel bir kızın yanında böyle... Çirkin bir... İkinci planda kalmak mı? Olursun ya. İster istemez. Hatta bir çirkin olması o güzeli daha da güzel yapar falan. Oy tuntunç bir düzeydi. Evet evet. Evet kesinlikle. GTA şifreleri ne? GTA şifrelerini dün Hasan'a şey yaptım. Aa arkadaşlar. O testi mi yaptın? Testi yaptım. Ne oldu sonuç? Şimdi bu çocuk Ankara, benim bir arkadaşım var. Yeni Ankara Anlaşması ile işte kazandı. Şanslı bir şekilde İngiltere'ye yerleşiyor. İstanbul'daki hayatını hesapladık. Ha. Bir de İngiltere'ye gitsin ne olur hesapladık. Nasıl yani? Hasan nasıl bir hesap? Bu Hasan mıymış? Bir şöyle bir hesap. Ben size hemen anlatayım. Çok keyifli bir şey. Onu ve biraz üstte taksana. Kendi hayatını... Daha ben böyle. Mi? Daha sesin daha da iyi. Kendi hayatına çok objektif bakmanı ya, sağlayan bir... Daha üst yakın. Ama diğer konularımız bittiyse, konuşacaklarımız bittiyse hani aklınızda kalanları boşaltın öyle yapalım. Ne testi ben onu anlamadım. Kendinden razı mısın testi? Hayatta razı mısın, mutlu musun? En çok hayatta ne konuda açıklarım var? Ya da hayatta bir değişiklik yapacaksın hayatında. Bunun senin değişiklik yaptıktan sonra şu anki beklentisine göre nasıl yansıyacağı? Hayat ya, mesela... Kayıttan çıkalım mı peki? Nasıl isterseniz. Katılamayacak mıyız peki? Katan oynayacağız. Katan oynayacağız da zabağalar oynayacak mısın daha? Nightis Young Baby. Daha... Tamam şu an o zaman bitirelim zırvanı. Okey. Tamam. Okey. O zaman bir zırvana akşamında daha sonuna geldik. Ama yok bir şey bir türlü. Senin mikrofonun bile yok ki ne konuşuyor? Mikrofonum yokmuş. Öpücükler o zaman ya.